İlim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Vakfı İKTA Vakfı sunar. Kültür ve medeniyet tarihimizde vakıflar. Ademoğlu vefat edince ameli kesilir. Ancak üç hususta müstesna. Sadaka-i cariye, faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat. Hazreti Muhammed. Vakıfların tarihi. Arapça bir sözcük olan vakf, sözcük anlamıyla durdurma, hareketten alıkoyma, hareketsiz bırakma manalarının dışında tamamen verme, büsbütün verme anlamını da içerir. Vakıf, İslam hukukundan bir malın, bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, sırf Allah rızası için zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin adıdır. Yani vakıflar için kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi de denilebilir. Aslında önceden mallarını vakfeden kişiye vakıf denirken vakfedilen mala ise mevkuf denirdi. Fakat zamanla kuruma da vakıf denmiştir. Kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi günümüz insanları için kolay bir durum gibi gözükmeyebilir. Fakat geçmişe baktığımızda adeta vakıflar medeniyeti sayılacak kadar hizmete sahip olan bir halkla karşılaşıyoruz. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Osmanlı vakıf eserleri hakkında "Ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim" diye yazacaktır. Eldeki kısıtlı bilgilere baktığımızda, Babil ve Eski Mısır hukukunda vakfa benzer kurumların mevcut olduğunu görüyoruz. Fakat bu kurumlar genelde kralın belirlediği yerler ve hükümler üzerinden hayatlarına devam ediyor. Amaçsa Tanrı'ya yakınlaşmak, onu memnun etmek. Yani rahiplere verilen bu vakıflar genelde kendi tanrılarına sunma amacı taşıyor. Tarihte bizim bildiğimiz anlamda ilk vakıfsa Hazreti Ömer tarafından kurulmuştur. Hazreti Ömer'in Hayber'in fethinden sonra ganimet olarak kendisine düşen bir araziyi satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartıyla fakir, köle, misafir ve Allah yolunda olanların istifadesi için vermiştir. Anadolu topraklarındaki ilk vakıfsa Erzurum'un Pasinler ilçesinde Malazgirt zaferinden yıllar önce Seyit Halil Gücdevani tarafından 1048 yılında kuruldu. Bu ilk vakıftan sonra vakıfların Anadolu'da hızla yaygınlaşıp önemli hale gelmesinde sadaka, infak ve hayırda yarışmaya teşvik eden ayetler çok etkiliydi. Ama bununla birlikte Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır. Hadis-i şerifleri de vakıfların kurulmasında insanlara yol gösteriyordu. Cumhuriyetin ilan edilmesinden hemen sonra bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Mustafa Kemal, mühim bir servet ve büyük bir müessese olarak gördüğü vakıflara yaşamı boyunca büyük önem vermiştir. 3 Mart 1924'te kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ambleminde Anadolu'da ilk vakfın kuruluş tarihi olan 1048'in yer alması, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilk devlet kurumu olduğunu da gösterir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı Vakfı'ndan
kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlakın restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir. Bu tarihi vakıfların tüzel kişiliklerini günümüzde de sürdüren Vakıflar Genel Müdürlüğü, kurucularının belirledikleri amaçlar doğrultusunda öğrencilere burs vermekte, muhtaç vatandaşlara aylık maaş ve gıda yardımı yapmakta, ayrıca binlerce yıllık vakıf eserlerinin onarımını gerçekleştirmektedir.